Merhaba ee, Hastokulu Projesinin postüroloji derslerinin ikincisindeyiz. Bu dersi izlemeden önce birinciyi mutlaka izlemenizi öneririm. Birinci derste ne işlemiştik? Postürün ne olduğunu, omurga'nın tek başına bir işlevi olmadığını, asıl kontrolünün beyine giden referans verilerle beyin tarafından yapıldığını öğrenmiştik. Peki bu fonksiyon normal normalse e, ne olur? Olmadığı zamanlarda postural sendrom olur. Postural sendrom nedir? Vücudumuzda nasıl hastalıklara yol açar? Onları öğreneceğiz bu dersimizde. Şimdi fonksiyonel e, olarak sağlanan bir postürümüz varsa, vücudumuzun kas-iskelet sisteminde bir ağrı yoktur, spazm yoktur, kas tonusumuz normaldir. Kinetik olarak bütün iskelet sisteminin bileşenleri uygun ve dengeli bir şekilde çalışmaktadır. Eğer bu fonksiyon bozulursa, bu bozulma da beyne giden referans veriler ve beyindeki sorunlarla ortaya çıkabiliyor. Bizim duruşumuzla ilişkili değil. Asıl oradan bozuluyor o zaman postural sendrom gelişmiş demektir. Postural sendrom varsa baştan aşağı bütün kas iskelet sistemiyle ilgili ağrılar, spazmlar oluşur ve bununla ilgili bu bileşenlerin ilişkisinde bozukluklar olur. O tahmin edebileceğimiz bir şey. Ama bilmediğimiz bir şey daha var. Bir e, zihinsel etkileri bir de pasya ile etkileri. Bunu anlamak için biraz postural sendrom olunca ne oluyor birazcık daha açıklayayım size. Şimdi bütün bu kas iskelet sistemi bizi kemiklerimiz ayakta tutmuyor. Kaslar ayakta tutuyor ve hareket ettikçe de değişiyor. Eğilip bükülüyoruz, bir sürü yürürken bile çok şey değişiyor. İşte normalde bunun bir referans sıfır noktası var. Bunun muayenesinde bu sıfır noktasından bakıyoruz. Referans noktadan bakıyoruz. Bu noktadan baktığımızda işte ne olduğunu size anlatınca problemi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ayaklar hafif 30 derece açıkken dümdüz durup ufuk çizgisine bakar gibi karşıya baktığımızda dişlerde sıkılı olmayacak o anda kendimiz dümdüz durduğumuzdaki noktamız sıfırdır. Yani vücudumuzun sağ yarısıyla sol yarısı eşittir. Eğilip büküldüğümüzdeki de değişir tabii ki. Bu sıfır noktasıdır. Bu eşit noktada eğer postural sendrom varsa eşit saptamayız. Ne olur postural sendrom diyebilmek için sağ yarısıyla sol yarının 3-4 santim ortalama en az kayması gerçekleşir. Yani ortadan elmayı kesip kaydırmışsınız gibi. Bu kafatasında da, omuzlarda da, kalça ekleminde de, bütün ayağa kadar her yerde kendini gösterir. Bütün vücudu ayırıyor çünkü. Ve kafatasında bile ben elimle muayene ettiğimde şu iki baş parmak eşit durmaz. Omuzlar farklı durur, kalça farklı durur. İşte aksınızda bu kalçanızda büyük eğrilik var, bir bacağınız kısa gibi şeyler söylenebilir bazı muayene sonuçlarında bazı hekimler tarafından size. İşte bu kaymadır ama bir bacağınız kısa değildir. Omzunuzun birisi yukarıya kaymamıştır. Yani bir kolunuz kısa, bir diğer kolunuz uzamamıştır. Aslında bu tamamen bir yarım kaymadır. Bu kayma sonucunda ne olur? İşte bu e, beyinden başlayalım. Beynin iki lobu arasındaki bir denge de bozulur. Aynı zamanda e, bozuk erilerle ve sıkıntılı çalıştığı için beynin kognitif işlevleri de zorlanır. Çünkü beynimizin iki lobu ayrı işlevler yapmakla da olmakla birlikte sürekli birbiriyle connection halindedir bir ilişki halindedir. Bu bozulur. Birazdan anlatacağım hastalıkları o zaman daha iyi anlayacaksınız. Bütün vücuttaki fasya zinciri bozulur. Şimdi fasya zinciri ne derseniz çok basitleştirerek anlatacağım. Etlerin üzerinde incecik bir zar vardır ya. İşte bütün vücudumuzdaki her şeyi saran incecik bir zar var. Kalbimizi de, karaciğerimizi de, bağırsaklarımız, akciğerlerimiz, kemiklerimiz, kaslarımız her yerimiz sarıyor. Aslında orada işte akupunktur yapanlar, osteopatlar yani ilaç dışı ile tıpta uğraşan birçok hekim bunu biliyor. Bütün informasyon orada akıyor. İşte onu kaydırırsanız sistemde birçok problemin ortaya çıkmasına neden olursunuz. Postural sendromda bu kaymıştır. Hatta 3-4 cm en azından kaymıştır. Peki Neler olduğunu yavaş yavaş açıyoruz. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. En beklediğimiz problem ne? Tabii ki oza problemi. Yani Skol yazından işte kamburluğuna, yamuk durmasına bunlar gözümüzde de görebiliriz. Ee, özellikle zayıfsa daha şeyse bir omuz aşağıda bir omuz Bu omurga eğriliği zaten şöyle bir duruş. Hemen böyle çocuklarımız falan işte dik dur dik dur işte çok masa bilgisayar başında duruyorum falan gibi yorumlarla bunları anlamaya çalışırız. Hayır. Yani istediğiniz kadar postürünüz bozuksa siz kendinizi dik yapmaya çalışın. O tekrar geri gelir. Postural sendromu düzeltince ne yapıyor? Kendiliğinden dikleşti. Nasıl oldu böyle der hastalar. Çünkü olması gereken duruma geçmiştir. Bunun santral beyin tarafından yapıldığını söyledim ya. Yani siz bedenden geriye dönüp bunu düzeltemezsiniz. Asıl işlerin yapıldığı yerden düzeltmek gerekiyor. Şimdi bildiğimiz omurga ağrıları, omurga işte omurgada kaymalar, kas spazmaları, bel tutulması, boyun tutulması, fıtıkları bunların hepsi bildiğimiz problemler ve bütün eklemlerle ilgili ağrılar. İşte dediğimiz gibi boyun fıtığından şeye kadar eklem olarak ayak bileğine, topuk dikenine kadar bunların hepsinin altında postural sendrom vardır. Michel Marignan ortopedist olduğu için özellikle omurga problemleri için çok net bir şey söylemiştir. Yani onun sözünü, onun anısına almak istedim. Sürekli dönüp dolaşıp aynı cümleleri kurup farklı farklı aynı şeyi anlatıyorum farkındaysanız. Çünkü alıştığımız bilgiden farklı bir bilgi bunu kafamıza kazırsak doğru bir yaklaşımı da öğrenmiş oluruz. Omurganın pozisyonu, postural kontrol diyoruz ya beyninin yaptığı kontrole. Bu beynin kontrolü altındaysa bunu anlamak, omurganın durumunu işte kaymalar ve benzeri işte skolyoz ve benzeri şeylerde aklımıza gelen bir açıklama bu. Bunu anlamak, tedavi etmek için Postural kontrolün yani e, beyin ve beyne gelen verilerin e, kalitesini incelemek ve oradan düzeltmek gerekir diyor. Evet. Peki postural etkili olduğu alanlar neler? Postural sendrom gelişince nereler etkilenir? En çok aklımıza nereler gelmelidir? Baştan aşağı dedik ya baş ağrısın, migren... Ee, işte gerilim baş ağrısı olsun normal migren tarz ağrılar olsun baş dönmeleri kulak çınlamaları e, kronik yorgunluk genel yorgunluk ağrı genel kas ağrıları omurga problem işte pıtıyla e, kas tutulmasıyla ve benzeri oradan aşağı indi kalça diz ayak bileği bunların işte topuk ne kadar söyledim bunlar. Bunlar e, var en çok rastlanan ve temel problemler. Bir de sekonder dediğimiz e, dolaylı etkilenen problemler var. İşte unutkanlık, dikkat eksikliği, disleksi, bakın disleksi. TRT'yi çok bilmiyor olabilirsin ama beynin iki lobunun alışverişinin bozulması işte bununla ilgili bir sürü şimdi böyle birçok çocuklar için eğitimler eğitimler böyle egzersiz ne böyle şeyler o yapılıyor halbuki daha basit çözülebilir bu durum zayıf okul başarısında dikkat eksikliğinde bunlar erişkinlerde de olabilir ama daha çok ee, ergen dönemdeki çocuklarda çok dikkat çeken eğitim özellikle ortaokul lise çocuklarında dikkat çeken problemler. Ee, neden? Çünkü postürümüzün, ana iskelet sistemimizin oturması, postürümüzün de sistem olarak oturması, postural sistemin oturması 10'lu 20'li yaşlar arasında oluyor. Ondan sonra o postural sendrom da o yaşlarda gelişiyor aslında ama semptom vermiyor genelde. Omurga ağrıları, boyun tutulmalı, bel boyun fıtıkları çok fazla olmuyor. Genelde 20-10 yıl falan vücut kompanse ediyor bir süre bunu, dayanıyor. Ama 20'li yaşların ortalarından itibaren artık e, Erör vermeye başlıyor ama o zamanda işte çalışma hayatı stresli masa başında oturuyorum işte spor yapmıyorum sürekli e, eğilip çalışıyorum gibi açıklamalar yapılıyor Hayır olayın şeyleri daha eski dedi. Bu kognitif özellikle kognitif bağlantıları biliyorsak bu biraz önce söylediğim işte dikkat eksikliğine, e, zihinsel şeylere kadar çocuklardaki birçok tanıyı sorgulayabilir. Altında da bu postural sendromu arayabiliriz. Her zaman tek başına neden olmayabilir ama çok büyük katkısı var. E, Marinyan derste şey söylemişti. E, o Marsilya'da yaşıyor Fransız Masada. Orada bir e, disleksi merkezindeki çocukların ve gençlerin postural sendromunu düzeltmişler. %70'e yakın disleksilerinde düzelme sağlanmış. Bence çok mantıklı. E, bu tür şeylerde de aklımıza gelmeli. Neden? Kaymayı anlattım. O zaman kognitif etkilenmeyi de anlayabiliyoruz. Ee, postural sendromu nasıl anlayacağız, nasıl muayene edilir gibi sorular geliyor bana. Postural sendromu hasta olarak nasıl anlayacağız, doktor olarak nasıl anlayacağız cevapları farklı. Ee, burada anlattıklarım sizin nasıl anlayacağınız, kendinizde nasıl düşüneceğiniz. Bunlar aynı şey hekimler için de geçerli. Böyle problemler de onların da aklına gelmeli. Aslında e, bence e, her hastanın rutin işte bir muayene oluyor ya hasta muayenesi. Postural sendrom rutin muayenelerinden hani mutlaka olmazsa olmaz her hastaya yapılacak muayenelerden birisi olmalı zaten teknik olarak bu işi öğrendiğinizde kısa bir şekilde de bunu yapabiliyorsunuz. Benim tedavimin ilk aşamasıdır ama tabii ki ben spesifik bir alanla uğraşıyorum. O yüzden de olmazsa olmazıdır benim için. Ama birçok hekimin de kullanması gerekir. Peki siz ne yapacaksınız hasta olarak? Birincisi postural sendrom bazı durumlarda anlatacağım aklınıza gelecek. Aklınıza gelecek durumlar genellikle bir kısmında doğrudan, bir kısmında ise işte tetkikler yapıldı, bir şey bulunamadı. Hekim size bir bozulacak filmde, tahlilde bir şey bulamadıysa aklınıza, sizin aklınıza gelsin. Hekimizin aklına büyük bir ihtimalle gelmeyecektir. Çünkü çok yayın, yaygın olarak bilinmiyor. Bize tıp fakültesinde bunları öğretmediler. Yani bunlar tamamen tıp fakültesindeki yaklaşımın bakış açısında yoktu yani öğretilen yerler ve vardır ama yaygın değil dünyada. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki hani baş ağrısı, migrendi, baş dönmesiydi, kulak çınlamasıydı, başla ilgili birçok şey de mutlaka aklımıza gelmeli. Boyun ağrısından, omurga ağrısına, uzun süre ayakta durdum, belim ağrıyor, sırtım ağrıyor dediğiniz fıtıkları ve ağrıların hepsinde mutlaka zaten daha çok bu söylediklerim daha atipik durumlar e, göğüs ağrıları özellikle e, kalple ilgili sıkıntıları çağrıştıran böyle nefes darlığı çarpıntıyla giden böyle göğüs kafesindeki sancılanma ağrılar hatta işte kalp anjinayı dediğimiz durumu bile taklit edip gerçekten de kardiyolog sizde ciddi bir şekilde tetkik ve araştırmaya girişebilir. Bunlar da eğer bu tür teknikler yapıldı, değerlendirmeler yapıldı, hiçbir şey bulunamazsa aklınızda olsun. Göğüs ağrısı ve özellikle sol taraf ağrılarda sık karşıma çıkan bir birinci kot sendromu diye bir şey var. Şuradaki birinci kaburganın ters bir hareketle yerinden oynayıp, Kaburga'nın başının o bölgede altında komşuluğunda olan bir sinir ee, ganglion diyoruz, sinir yapısına baskısı ve damara baskısıyla oluşan bir tablodur. Bu tür şikayetleri de taklit eder, ben sık rastlıyorum. Eskiden mesleğimin son yıllarda buna farkındalık geliştirdim. E, o zamanlar böyle bilmiyordum üzerinde durmuyordum. E, böyle bir şey de var. O da aklınızda olsun. E, göğüs ağrıları, atipik yani hiçbir neden bulunamayan ciddi ağrılar çekiyorsanız, e, karın ağrıları böyle hiçbir neden bulunamadı muayeneler, ultrasonlar falan yapıldı. Hatta apandisti bile taklit edebilecek karın ağrısı şimdi. Postural sendromun vücudun kaymasının apandisitte ne ilişkisi var? Bütün fasyanın kaydığını anlattım ya size. Şimdi bağlantıyı kurabilirsiniz. Kayınca informatif şey kayınca da birçok sorun ortaya çıkabiliyor. Bütün eklem ağrılarını söylememe gerek yok. Ee, aynı şekilde böyle bir ee, baş dönmesini söyledim ama denge ve instabilite diye bir şey var aslında bu hani yerde miyim gökte miyim tam böyle yeryüzüne sağlam basmıyorum böyle bir sersemlik bir böyle bir şey hali hani bunu hasta çok tanımlamakta da zorluk çeker yani muayenede de bir şey yoktur klasik hekimlik açısından biraz psikolojik bir şey diye algılanır ama hastanın orada bir derdi vardır yani ilk ilk derste söylemiştim gage inşaat işçilerindeki instabilite üzerinden süreci tanımını tıbba kazandırmıştır. Onlarla yaptığı çalışmalarda böyle bir şey düşünmüştür. Onun dışında başka problemlerde, örneğin yani ve e, kalastrofobi, agorofobi dedim açık alan, kapalı alan korkuları, çok ışıktan rahatsız olmak gibi durumlarda da aklımıza gelebilir. Panik atakta da aklımıza gelebilir. Ve yine e, bütün kognitif şeyleri saydık hani dikkat eksikliği, konsantrasyon, unutkanlık, e, disleksi ve benzeri birçok problemde de aklımıza gelebilir. Bir de depresyon. Yani mutsuz, neşesiz, enerjisiz, kronik yorgunlukta da söyledim. Bunlar biraz çok ince bakılmazsa e, depresyon tanısı oluyor. E aslında bütün şikayetleri yaşayan insanlar çözüm bulamadıkları için çaresizlikle bir depresif ruh halinde geliştirmek olmakla birlikte tek başına bir depresyon taklit eden bir durum oluyor ama ee, çok dikkatli bakılınca bunların depresyon olmadığı anlaşılıyor. Psikiyatr buna depresyon tanısı koyabilir çünkü birçok şeyini dolduruyor. Ee, daha ayrıntılı bakmayabilir çünkü postural sendrom gibi bir şeyden çok o, haberdar değil. Ee, böyle bir şeyi bildiğinizde e, aklınıza o da geliyor. Zaten bu hastalar antidepresanlara cevap vermiyor. E, ee, Postural sendromla ilgili bütün bu anlattıklarım üzerinden düşünürsek e Garip şikayetleriniz var, vücudunuzun neresinde olursa olsun tanı konulamıyor, objektif bir şey bulunamıyor, aklınıza gelebilir. Şimdi böyle bir durum aklınıza hangi hastalığı getiriyor? Fibromiyajı. Biliyorsunuz ben, beni takip edenler fibromiyaj üzerine de çok spesifik çalışıyorum. Zaten postural sendrom, posturolojiye bu kadar takıp bunu çözmek için yıllarca çaba harcamamın nedeni de de özellikle. Hadi baş falan tamam vertikolar tamam da fibromiyaj hastalarında fibromiyajinin ana olmazsa olmaz e, e, ana unsurlarından birisi postural sendrom. Bunu düzeltmeden e, uzun vadeli yol alamıyorsunuz. Uzun vadeli yol almak neden önemli? E, burada hanımından bahsetmeden geçemeyeceğim. hanımım Homoeopatini bize kazandıran, onu e, oluşturan, onu e, mucidi gibi onu bulan diyebileceğim. onun sistematize edip bize kazandıran bilim adamı. Onun Organon kitabı var. Bütün gözlemlerini, hasta gözlemlerini paragraflar halinde e, yazdığı tıp tarihinin çok değerli kitaplarından birisi. 200 yılı geçti yazılalı ama hala her cümlesi çok değerli ve doğruluğunu taşımaktadır. İşte onun ikinci ve üçüncü paragrafında başlangıcında hekimlikle ilgili bahseder ve bir hekimin en yüce görevinden bahseder. Evet benim de en, en amacım bu hastalığı hızlı etkili, bütüncül ve uzun vadeli çözmeye çalışmak. Ancak o zaman hastaya daha etkili yardımcı olunabilinir. Ve bunu yaparken 3. paragrafında da diyor ki bir engelleri de tespit edip bunları engelleri nasıl kaldıracağını da bilmek gerekir. İşte hekimlik görevini yaparken postural sendromu bilmek bu anlamda hekimlik yapmakta çok büyük bir kazanç sağlayan, çok büyük yol sağlayan bir araç. Postural sendrom o yüzden bu kadar değerli ve yine söylüyorum hasta okullarına postural sendromu anlatmayı o nedenle başladım. Hastalar da bilinçlensin. Ekim meslektaşlarıma da anlatmaya çalışıyorum. Böyle yapılırsa birçok hasta da çok uğraşmadan çünkü postural sendromun tedavisini size anlatmayacağım tabii teknik kısmını. Ama çok basit, hızlı, etkili ve gerçekten de hastaya canını yakmadan, sıkıntı vermeden çözümler sağlanabilmeli ve sağlanabiliyor postural sendrom tedavisinde. Ve bu bağlamda. Biz postural sendromu daha anlamaya devam edeceğiz. Ee, gelecek derste e, diş çene kompleksi üzerinde duracağız. Diş çene kompleksini e, duyurusunu mandikatör aparatla yapıyorum. Bu nereden çıktı diyeceksiniz. Mişer Meryem bu diş çene kompleksine mandikatör aparat diyor. Öyle tanımlıyor. Ve ondaki fonksiyon bozukluklarının postural sendromu nasıl yaptığını anlatıyor ve onunla ilgili onun da çalışmaları var. Aynı zamanda diş hekimliği fakültesinde öğretim görevliliği var. Orada Fransa'da ortodonti kürsüsünde anlatıyor. Oradaki ortodontistler bu bizim plak dediğimiz, splint dediğimiz şeyle ilgileniyor. Bizim ülkemizde sakın karıştırmayın ortodontistler değil bu işi doğru yapan protezciler. Dünyada da daha çok yaygın olarak protezciler bu işle ilgileniyor. Neden olduğunu, nasıl etkilediğini, ne yapacağımızı, nelere dikkat edeceğimizi gelecek derste anlatıyorum. sizin için, sizin çok merak ettiğiniz konu bunu biliyorum. Ve Michel Mölyen'in sözüyle yine bitiriyorum. Bu Nörofizyolojik işle bu kadar önemliyse, mandikatör aparat bu kadar postürde önemliyse, tam tersini düşünelim. Tam bir bilim adamı kafasıyla söylüyor. Ee, bunu düzeltmenin diş çene kompleksi tedavilerinin başarısında etkisi. Yani bir protezinin konumlanışı, bir diş sıkma aparatının çene eklem tedavisindeki başarısı, ortodontik tedavilerin başarılarında postural sendromu düzeltmek önemli. Ben hastalarımda, Postural sendromu düzeltirim, hatta e, çalıştığım protez hocasına derim ki ben bir çenesine çeneyi ayarlayayım, sonra size göndereyim diye söylerim. Bunun nasıl olduğunu gelecek derste konuşacağız.